Biz burada Zürafa Sokak, Alageyik ve Kadem sokakların artık eski fonksiyonlarından, genel ev fonksiyonlarından arındırılarak birer kültür sanat fonksiyonlu sokaklar haline getirilmesiyle ilgili toplantımızı 20 Aralık'ta sizlerle birlikte gerçekleştirmiştik. Bugün hep birlikte yine tarihi bir ana şahitlik edeceğiz. Tabii ki yine altını çizdiğimiz bir diğer husus, buradaki tapuda mülkiyethanesinde malik gözükenlerin hak sahiplikleriyle ilgili sürecin birer hukuki süreç, birer tapu kaydı ve Türkiye'nin bir hukuk devleti, anayasal bir hukuk devleti olduğu doğrultusunda bu işlemlerin yürütüleceğini ifade etmiştim. Ve aynı gün buranın dönüşümüyle ilgili tarihteki örneklerine de bakılarak buranın mimari dokusu, tarihi dokusu ve burada kiliselerin, okulların, inanç merkezlerinin olmasının da dikkate alınarak geçtiğimiz Cuma günü 4 Şubat'ta bir toplantı gerçekleştirildi. Kurul ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bu kurulda mimarlar, sanatçılar, kültür tarihçileri, tapuda malik gözükenlerin avukatları ve fikir insanları o toplantıda bulundular. Gazeteciler, yazarlar, mimarlar, restoratörler. Bu anlamda işin ehli olduğunu düşündüğümüz insanları davet ettik. O kurul ilk toplantısını yaptı ve toplantıdan alınan kararlardan biri de, orada dile getirilenlerden biri, buranın fiziki dönüşümünün başlatılması yönündeydi. Ve bugün de 11 Şubat 2022'de fiziki dönüşümün 4 binayla bugün başlatmış olacağız. 4 bina farklı maliklere ait olan binalar. Burada belediye sadece işi yöneten ve kamuoyunu bilgilendiren tarafta olacak. Burada hak sahipleri var. Dönüşümü onlar gerçekleştirecekler ve bugün fiziki dönüşümü de belediyemiz sadece siz değerli basın mensuplarıyla milletimizi bilgilendiriyoruz. Biz dönüşümde düzenleyici rolümüzü bugün burada yerine getiriyoruz ve buranın dönüşümünü takip edeceğiz. Peyderpey yıkımı gerçekleşecek. Daha sonra da yapımıyla ilgili, inşasıyla ilgili bizim öngörümüz bir kültür sanat sokağı haline dönüştürülmesi bu üç sokağın. Tabii ki orada hak sahipleri, burada malları üzerinde, gayrimenkuller üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilecek. Şimdi burada tabii yıkım süreci çok kolay olmayacak. Gördüğünüz üzere dar sokaklar, yani buraya büyük araçların, iş makinelerinin girmesi zor gözüküyor. Onun için tabii malikler bir takım inşaat firmalarıyla anlaşıp buranın yıkımını gerçekleştirecekler. O günkü toplantıda da 4 Şubat tarihli toplantıda da buranın bu şekilde dönüştürülmesinin uygun olacağı, ama tekrar söylüyorum, maliklerin tasarruf hakkına hiç kimsenin müdahale etme hakkı yok.
Tamam.